arkamızda bir sığır var. Tam dibimize gidiyor. Düşüyoruz, kafada kask yok. Dibim. Takip mesafeyi yok mu kardeşim? Evet arkadaşlar. Güzel Marmaris'in, bizim güzel ülkemizi geziyoruz. Tabii bu kadar güzel bir ülkenin içerisinde sorunlar olmaz mı? Her yerde olduğu gibi bizim ülkemizde de var. Tabii dünya üzerine baktığımız zaman, dünya üzerindeki ülkeleri gözettiğimiz zaman, Türkiye'de bu sorunlu ülkelerin statüsüne baktığımız zaman bir sıralama mutlaka ki mevcut. Şekil gördünüz mü? Evet arkadaşlar, burası Marmaris'in merkezi. Sağdan gelene bak, soldan gelene bak. Bak hala geliyor. Bir zahmet geçtik, kurtulalım senden. Bu insanların suçu yok arkadaşlar. Bu insanları bu hale getiren o Atatürkçü eğitimciler. Türkiye'deki toplumsal bozulmanın temel sebebi, temel noktası bu Atatürkçü vatan haini eğitimciler. 90 yılda bu ülkenin toplumun içine ettiler maalesef. Neyse arkadaşlar, bu Atatürkçü öğretmen facialarıyla zaman geçirmektense güzel Marmaris'i keyifli keyifli gezelim. Evet arkadaşlar, şu an geçtiğimiz köprünün adı Azmakbaşı Köprüsü arkadaşlar. Şöyle sol tarafa doğru dönüyoruz. Buradan sonra Marmaris turuna başlayacağız arkadaşlar tam anlamıyla. Burası da Marmaris ama Marmaris'in arka bölgeleri. Hemen sol tarafımız Azmakbaşı, Azmak Deresi. Şuradan dümdüz çıkıyoruz arkadaşlar. Zamanımız yeterse İçmeler'e kadar gideceğiz. İçmeler'de gezeceğiz, Armut Alanı'nda gezeceğiz. Her yeri gezeceğiz arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Hiçbirine sinyal yakma olayı yok. Niye? Adamları yetiştirmemişler. Adamlara eğer o eğitimlere, Atatürkçü eğitimciler sola dönerken sol sinyal yakın dememiş ki adamlara. Ya bir kişi yapmaz, iki kişi yapmaz ama hepsi de yapmıyorsa toplumları, onları yetiştiren o lanetli, defolu, arızalı, ülkesine ihanet eden vatan haini Atatürkçü eğitimciler.